AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Taş önce seçim sonuçlarını değerlendirdi. Antalya'da %35 civarında oturan bir tabanımız var. Artık AK Parti'nin Antalya kalesi haline gelmiştir. Ardından da Antalya'daki milletvekili sayısındaki düşüşün nedenini gösterdi. İşte şu X partiye veriyor, Cumhurbaşkanlığında X partinin adayına değil de Y partinin adayına veriyor. Böyle bir şey ben ilk defa görüyorum, bu seçimde görüyorum. Muhalefet bile kendi içinde eğilimlerini değiştirdi. Bizim seçmenimizde yeni çıkan bir parti var, onu denemek istedi. Ama Müslüman'sı. HDP barajı açmasaydı bizim 7 vekilimiz vardı. Aynı zamanda tabii ki farklı eğilimler gösterdi. İşte Antalya'da bir cemaat var. İyi Parti ve CHP'yi destekledi. Başkan Taş, MHP'li ittifakın Yeni Kapı mitingiyle başladığını belirterek bundan sonra da süreceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifakımız, fiili olarak başlayan ittifakımız hem gönül ittifakı olarak hem de yerelde de sandıkta ittifakımız devam edecek. Yerelde hem ilçe bazlı hem de büyük şehirlerde hem de tabii ki illerimiz var, 50 civarında ilimiz var 30 büyük şehrin yanında. Bunlar da MHP ile ittifakımız olacak. Başkan Taş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yerel seçimleri kazanamayan Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri için özel bir çalışma yapılacağı sinyalini verdi. Adaylarımızı belirleyeceğiz. Biraz erken belirlemek istiyorum ben bu dönemde. Yani normalde Ocak ayında belirleriz. Biz bunu Kasım ya da Aralık ayında genel merkezle görüşüyoruz. Çünkü Muratpaşa dediğimiz yerde 522 bin nüfus var. 57 tane ilden büyük. 25 bin CHP'yi ikna ettiğimiz zaman Muratpaşa Belediyesi'ni kazanıyoruz. Yani artık öyle garanti diye bir şey yok. 2099 yılından önce Muratpaşa Belediyesi demokrat bir partideydi. Biz de demokrat, muhafazakar ve milliyetçi bir partiyiz. Bizim de alma ihtimalimiz var. Başkan Taş, Antalya'nın yeni kabinede yine en az bir bakanlığa temsil edilmesini beklediklerini söyledi. Beklentimiz Antalya olarak daha fazla güçlenmek adına, daha fazla işlerimizi, verdiğimiz sözleri daha hızlı yapmak adına bir bakan, bakan yardımcısı ve merkez karar yönetme kurulu Antalya'dan bir isim beklentimiz var. Bu da muhtemelen genel başkanımızın takdirindedir.